Bende sana karşı aşka benzer hiçbir şey kalmadı. Eğer sende bana karşı herhangi bir umut varsa bundan hemen vazgeç. Çünkü bu sefer de bu imkansız şeyi görmek için vakit kaybetmen beni çok üzer. İmkansız mı? Ya ben sana hiçbir şey hissettiremiyor muyum artık? Kusura bakma ama öyle. Sen bana hiçbir zaman aslını hissettirdiklerini hissettiremezsin. Bu imkansız, bu imkansız, bu imkansız, bu imkansız, bu imkansız. Ne yapıyorsun be kızım? Ne atıyorsun arabanın önüne? Pardon. Sabah sabah bela mı oldu? Bilal'e. Amma uzattın ya. Kız dalmış işte, ne var? Rahat bıraksana kızı. Karışma sen. Sana ne lan? Şşş. Laftan anlamıyor musun lan sen? Anlamıyorum. Ne olacak? Yürü git! Ecelini susamış köpek. İyi misin? Eczaneye falan gidelim mi? Ya da bir çay içelim şurada, iki dakika soluklanır kendine gelirsin ha? Ya ben çok yorgunum ya. Beni eve götürür müsün? Götürürüm tabii canım. Ne demek, atla hadi. Ne oldu? Dün akşam vodkayı fazla mı kaçırdın? Sonra ne oldu? Sen böyle gezerken çantayı kapıp kaçtılar ha? Cevap versene. Sen hep böyle şey misin? Yani kavgacı. Hiç kimseden korkmaz mısın? Ya ne korkacağım? Allah el vermiş, ayak vermiş. Çok şükür sağlam bir de kafa vermiş. Yani kuru gürültüye pabuç bırakmam ben. Yani hiç dayak yemedim ben. Canım öyle şey olur mu? Bak kavga bu. Yemek de var, atmak da. Ama elim çok pistir. Bir tane vurdum mu kolay kolay belini doğrultamaz kimse. Hem bu emaneti de boşuna taşımıyoruz herhalde. Versene. Eve uğramadan önce bir çorbacıya gidelim mi? Sıcak bir çorbaya gelir. Olur. Zaten geç kalacağım, bu kadar kaldı. Yahu geç kalmışsınız kalacağınız kadar. Ben senin abinim. Böyle bir şey olur da insan geceden haber vermez mi? Muhitim gayet geniş. Sağa sola sonra soruştururduk. Vallahi Gülseren anne, yeni aldığınız yatak odası takımıyla o kadar ilgiliydin ki aklımın ucundan bile geçmedi. Hanım satma şurayı gidebilir. Ondan kurtulmak istiyorum. Anlasana. Yüreğim sızlıyor. Benim yüreğim de torunum için sızlıyor. Benim de bacaklarım sızlıyor bu yağmurda. Hiç donumu giymeden beni sokağa sürükledin. Nedir bu, deliler gibi karakol karakol dolaşıyoruz? İyi o zaman Osman Bey. Doğru eve git. İç donunu giy, iç fanelerini giy, iç rahatlığıyla bir güzel otur evde. Biz abimle dolaşırız karakol karakol. Yürü abi. Su gelir güldür güldür gelder beni. Merhaba, hoş geldiniz. Selam. Çok sıra var mı? Ya aleyküm selam. Sıra işi kolay da... Abi sen geçenlerde şu acayip arabayla gelen değil misin ya? Hani 100.000 dolarlık olan. Evet. Bu da mı senin? Aslında neyse babamın. Değiş değiş kullanıyoruz. Vay be. Baban ne yapıyor abi bu kadar çok arabayı yani? Seviyor. Senin babanın sevdiği bir şey yok mu? Var. Benim babamın bir çakmak koleksiyonu var, bir de tespih koleksiyonu var. Dokunursan canına ot tıkar. Sen yine şanslıymışsın. Aa! Bu plaka İzmir plaka ya. Alsancaklıyız biz. Babamın İzmir'de hala fabrikaları var. Fabrikalar diyorsun. Bir tane de değil ha. Şuraya bak birader, hemşeri çıktık ya. Biz de Urlalıyız. Hoş geldiniz Umut Bey. Hoş bulduk. Sadır Bey nasıl? İyidir inşallah. Birkaç gündür yurt dışında işte. Koşturuyor. Siz de okula devam tabii. Devam. Çok çok selam söyleyeyim. Efendim, benimle gelir misin? Birader sen fişini geçtir, araba bende, merak etme. Buyur patron. Yalçın Bey efendim, patron yok. Hem müşterilerle çok işli dışlı oluyorsun, bu kadar hoş değil. Eğer sabahki olayı diyorsanız... Ama sabahki olayda haklıydın ama adamla konuşma tarzını çok beğenmedim. Bundan sonra daha dikkatli ol. Bu arada terbiyesizin tekiydi. Seni gönderdikten sonra dersini verdim. Belki bilmek istersin. Yalçın Bey, benim de olayım bu. Yani patlı dilim.
Hani hayatta bana çok şey kazandırdı. Belki bilmek istersiniz diye düşündüm. Doyulur mu, doyulur mu? Canan akıyılır mı? Canan akıyanlar hakkı kulu sayılır mı? Doyulur mu, doyulur mu? Canan akıyılır mı? Canan akıyanlar hakkı kulu sayılır mı? Nere 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 nere. Günün aydın olsun. Öyle olsun be Bilal, inşallah hep olsun. Nasılsın? Seni gördüm ya, daha nasıl olayım? Ben senin söylediklerini düşündüm. Ben de çok düşündüm Bilal. Çok iyi etmişsin vallahi. Ben demin ilk böyle bir araya geldiğimiz anı düşündüm. Böyle içim böyle bir ılık oldu, bir acayip oldu. İçime bir şeyler aktı sanki. Böyle içtiğimiz çay gibi ılık ılık ama öyle çay gibi, çorba gibi bir sıcaklık değil. Böyle bambaşka bir sıcaklık böyle. Bilal. Yani sordum ben kendi kendime. Dedim ki Bilal, sen şimdiye kadar böyle kimseyi sevdin mi? Yok. Gerçi okulda bir tane Çinli kız vardı. Onu gördüğümde böyle oluyordum. Bir de yıllardan sonra seni gördüğümde. Bilal. Kurban olayım, kesme Canan sözümü. Bak. Sana Canan diyebilmek için akşamdan beri onca zamandır uğraşıyorum iki kelimeyi bir araya getirin diye. Kurban olayım, kesme lafımı, ne olur. Peki. Allah'tan hiçbir zaman fazla bir şey istemedim biliyorsun. Hep az şey istedim. Hep böyle az şeyle yetindim. Allah da biliyor ya, ben seni çok istedim. Gerçi dilimde söyleyemedim ama emin ol ki yüreğimden o kadar çok söyledim. Hem de bir sürü kez böyle. Yani senin de gelip bana söylemen şimdi, ben de Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Hafize Ana'dan seni istemek istedim. Böyle hem de çok istemek istedim. Ben de böyle güzel söz ilkokulda bir Çinli çocuktan bile duyamadım Bilal. Yani sen yine de bana göre daha şanslıymışsın. Bak. Şimdi ne sen benim sözümü kes, ne de bana bir şey sor. Çünkü bunları da söylemek bana çok zor. Ben bu evlilik işinden vazgeçtim Bilal. Çünkü ben senin o Türklerin de bahsettiğin sevgililer gibi değilim. İşi bulunmaz bir insan, iyi bir dost, bir kader arkadaş olarak sevdim. Bu evlilik aşktır be Bilal. Evlilik sevdadır. Yani eğer öyle olmasaydı sen de çoktan o teyzenin kızıyla evlenmemiş miydin ha? Yani senin bende hiç gönlün yok öyle mi? İnsan gönlünü vermek istese senden iyisini zor bulur Bilal. Ama ben bu saatten sonra bir insana herhangi bir erkek gönül vermem imkansız. Benden geçti artık yani, anlasana. Yani sırf bebeğimin babası olsun diye seni kandıramam Bilal. Affet beni. Affet beni kadar arkadaşım. Senin canın sağ olsun be bacı. Cananın sağ olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.